şeyi ona önerelim kitapları. Heh, hocam şey. Şöyle bir 10 tane sizin hayatınızda sizi çok etkileyen bilim tarihi, felsefe ne olsa olsun. Bunları söylemedik mi baba? Var onun bölümü vardı bir yerde yazdı tamam, ya, söylemişti. Tamam, şey yapalım, hayır yani bu programda hiç söylemedik mi bunu? Yok söylemedik. Hayır hocam. Şu Türkçe olanlardan özellikle bir yaz alabilirsin. Mesela bak. Bir dakika yavaş. Bir dakika yavaş, hocam hemen gireceğiz şimdi Goodreads'e. Çünkü ben de merak ediyorum. Önerdiği kitaplar vardı sanki. Dur bir açayım ben bizim Goodreads'e bir saniye. Onun üzerine ekleme yapalım. Yeni listeyi güncelleyelim. İçlerini okumak isteyen olabilir. Bir dakika ben paylaşayım. Ünlem kitap yazacaklar chat'e. Ünlem kitap yazarsanız veya açıklamadaki linkten bulabilirsiniz. Bak burada Celal Şengör rafı var. Teşekkürler onun için. 6 kitap tavsiye etmiş hoca. Onları yazmışız. Başka varsa ekleyelim hemen. Hayır yani işte seni etkilemiş dediklerinden. Evet. Türkçe ben şeyden başlayayım. Jules Verne'in 3 tane çok önemli eseri beni çok etkilemişti. 4 diyelim ona. Rengar altında biri. 1. Ağzın merkezine seyahat. Journey to the Center of the Earth. 2. Ne derler? Denizler altında 20 fersah. Değil mi? O beni çok etkilemiştir. Bu ikisini okudum. Diğerleri hangisi? Ondan sonra Kaptan Grant'ın çocukları ve kısmen onun devamı olan Esrarengiz Ada. Bir dakika. Denizler altında 20 bin fersah. Ağzın merkezi. Aya yolculuk mu öteki? Hayır. Hangisi? Kaptan Grant'ın çocukları. Hemen ekliyorum. Altta. Tamam hocam ekledik onu. Bir de 3 sonuncu vardı. Esrarengiz Ada. Tamam. L'île Mystérieuse. Ben bunu radyo tiyatrosunda dinledim hocam. Çok hoştu ya. Bilmiyorum. Evet. Siz seviyorsunuzdur belki radyo tiyatrosu. Yok ben bilmiyorum. Yani. Duymadım bile onu. Böyle tiyatro gibi YouTube'da var mesela. Mesela Saatleri Ayarlama Enstitüsü diye bir kitap var hocam. Türkiye'nin özeti. Adam ta o tarihte yazmış bunu. Okuyunca anlamamıştım. Çok eski kelimeler vardı. Dinledim. Radyo tiyatrosu. Tiyatral bir şekilde bunu dinliyorsunuz. Eskiler bilir hocam. Sizin bilmeniz lazım. Dinlemişsinizdir. TRT'de falan varmış eskiden. Böyle kitabı tiyatroya döküyorlar ama radyo dinliyorsun. Ben o kitabı güzel... okuyordum abi. Ya tamam hocam kendisi okuyorsun da bu da ayrı bir zevk yani onu demeye çalışıyorum. Hayır yani onu ben hiç yapmadım onu demek istiyorum. Tamam. Esrarengiz Ada'nın Türkçesi öyle değil herhalde ya. İngilizcesi öyleydi, neydi acaba? Öyleydi. Yani benim okuduğumda öyleydi. Tamam onu ekleyelim. Bu da çıkmadı şimdi ekleriz sonra onu. Bakalım. Tamam. Başka hocam şöyle yabancı özellikle dünya bakışınızı değiştiren, hayata bakışınızı değiştiren veya yol açan. Bernard Russell'ı sevdiğinizi çok... Sevdiğinizi biliyorum. Onu ekledik evet zaten. Eklemiştik onu. Hangisini eklediniz? Hemen söyleyeyim bir dakika. A History of Western Philosophy mi? Sanırım evet. Evet New York. Russell's America'yı eklemişiz. Abi ikinci cildi mi yok? İki cilt eklemişiz. Bir iki. İki cilt hocam. Mesela A History of Western Philosophy. Tamam. Batı felsefesinin tarihi. Bu kitap da duymuştum. Çok müthiş bir kitap. Ben Mutlu Olma Sanatı'nı okumuştum. Çok hoştu ya. Adamın tam bir matematik. Şeyi muhakkak okuyun. Why I am not a Christian. Why I am not a Christian. Why I am not a Christian. Okay. Kim yazmış bunu? Russell. Russell'ın bu da. Tamam. Tabii. Bir de onun şeyi vardır. Science and Religion. Çok hoş, esprili bir kitap. Küçük de bir kitaptır yani. Çok kolay okunur. Religion and Science'miş hocam. Öyle mi? Idiotic Memory orada şey oldu. Evet. Başka var mı hocam? Ondan sonra yani çok okumanızı tavsiye edeceğim. Popper'in Conjectures and Refutations var. Popper'i çok seviyorsunuz değil mi hocam? Ben değil ya tanıdığım bütün önemli doğa bilimcilerin hepsi. Yani diyorlar ki bu adamın dediği işte bizim yaptığımız. Güzel bir soru vardı ilgili. Burak. Chopin'a var mı? Tamam sen onu sor sonra sorayım. Sorun değil.
Schopenhauer'dan tavsiye ettiğiniz kitap var mı? Ya da kendisinin kitaplarını yani nasıl buluyorsunuz? Öyle diyeyim. Okumuşsunuz. Ya Schopenhauer şey çok pesimist herifin biridir yani. Çok mu pesimist? Anladım. Yani ben Schopenhauer'dan fazla bir şey öğrenmedim açık söyleyeyim. Tamam. Ha, bir dakika bir telefon geldi. Tamam. Kalbim. Hocayı mute'ladım o arada. Rahat konuşsun. Şeyi soracağız. Imre Lakatos. O Popper'dan sonra gelip Popper'ın şeyini biraz eleştiriyor. Ha, bir dakika. Hava kuvvetleri arıyor. Cevdet'i getirin. Hava kuvvetleri mi arıyor hocam? Ne oldu? Çok genç ölmüş Popper'in bir öğrencisidir Lakatos. Fakat yani Lakatos'un söylediği dişe dokunur bir şey yok. Bana da öyle gelmişti. Onun dediği bu işte scientific research programs falan filan pek dişe dokunur bir şey değil. Dolayısıyla yani güzeldi. O kesin hani paradigma çat diye değişmesin de bir katmanı olsun muhabbeti evet, güzeldi sadece. Değişmiyor mesela zaten. Thomas Kuhn'un kitapları 5 para etmez. 3. Yani hiç kimse zahmet edip para verip okumasın onları. Carl Sagan, Kozmos. Bak o iyi olabilir ha ama o bilim adamı olmayanlar için. Ya hocam sizin de mesela bilimi sevdirmek adına şey, bu bilimin büyüsü mü vereceğimiz kitap Burak? Ya bilimi sevdirmek açısından hocam. Evet. Adam o, bunu çok güzel yapmış. Kozmos belgeseli ve kitapları serisi çok etkili olmuştur ya. Evet evet. Ya bir yani, şey demiyorum. Bugün birçok belki sizin çalıştığınız bilim insanı şeyden Carl Sagan'dan veya işte bu Bill Nye var falan Amerika'da. Bak, yani şimdi onu söyleyecektim. Hı. Bill Nye the Science Guy. Evet. Yani, kaliteliydi. Evet. Onun yani, alanı ne ya? Fizikçi mi aslında yoksa? Onu hatırlamıyorum. Olabilir. Aslında, biz onun bir gifini kullanıyorduk. Hatırlıyor musun Burak? Science hayır, diye böyle bir. Bill Nye mühendis. Ha. Mühendis mi? Mühendis. Ya şey gibi Cedet ya bizim yaptığımız gibi onun yaptı da. Yani bilim insanları için belki bir şey ifade etmiyor ama bilim insanı olmak isteyen insanlarda heyecan yaratıp bilim kültürünü aşılıyorlar. Bilimi popülerleştiriyorlar. Ya Bill Nye biliyorsunuz bir televizyon dizisinde geçenlerde tesadüf gördüm. Orada oynuyor. Bill Nye olarak oynuyor. Evet evet ya, evet şeye çok geldi o. Big Bang'e falan çok çıktı. Big öyle Bang mi? Öyle. Bu şeyi bir göstereyim ya ben çok seviyorum bu gifi. Dur bakayım. Şu aynen. Ama adama tipi de gidiyor değil mi hocam? Yani bu iş için doğmuş sanki böyle. Ya bu papyon nedir? Bütün bilim insanlarında niye papyon var hocam ya? Ya kardeşim benim papyon takmamın sebebi oyadır. Ha. Çünkü kravat zor temizleniyormuş. Ha. Benim kravatım diyor menü haline geliyor zamanla. Onun için şunu takma diyordum. Onun için ben papyona geçtim. Papyon yakışıyor. Ya yani kravat olsa böyle gidecek. Şöyle göbeğiniz üstten gelecek falan uzun kısa ayarla boğuyor. Papyon çok güzel duruyor ya. Entelektüel insanlara papyonu seviyor. Benim pek umurumda değil de taktığım. Ama yani Oya abla sağ olsun. Sınıfın karşısına ben hiçbir zaman papyonsuz çıkmadım. Ha. Çok güzel. O bir saygı işte yani öğrencisine de saygı.